Yakın zamanda Binance üzerinden gelen bir dealist haberi hakkında konuşacağız. Bakınız aşağıya doğru şu şekilde devam eden bir haber mevcut. Hem Binance hem de OKX tarafında bir dealist furyası var. Biliyorsunuz en son Binance aşağı yukarı 22-23 civarında kripto para işlem birimi üzerinden dealist haberini açıklamıştı. Evet, şu anda da bu işler doğrultusunda yani ne var? Yine farklı dealist haberleri var. Binance da duyurdu. Bu 32 altcoin dealist şokunda diyor. Dealist neden ediliyor? Daha önce de açıklamıştık. Çok kısa geçersek, şu anda zaten kripto para birimleri üzerinde çok fazla dealist yapılıyor. Çünkü bir günde bir listeleme gelmek zorunda. Tamam mı? Bir gün listeleme bu adamlar yapmak zorunda yani. Bunu söylemeye çalışıyorum. Buradaki fonlar nereden sağlanacak? Özellikle şu anki gibi zorlu süreçler esnasında. Tabii ki önceki likiditeden vesaire sağlanması bekleniyor. Bu şartlar altında da mümkün olan en hızlı süre zarfı içerisinde fonu tabii ki sağlamaları gerektiği meselesi var. O yüzden dealistleri yapıyorlar ve oradaki gereksiz olarak gördükleri sermayeyi listeleyecekleri farklı bir yere bağlamak istiyorlar. Ya durum bu. Tamam. Devam edelim. Bitcoin ve altcoin dünyasında çoğu zaman kripto paraların listelenmesi ve delist edilmesi duyurularıyla karşılaşıyoruz. Binance da dahil olmak üzere bazı kripto para borsalarından duyurular var. Ayrıntılara bakalım. Binance'dan iki altcoin için duyuru. Dünyanın en büyük kripto borsası Binance bugün bir duyuru yaptı. Buna göre altcoin, Litecoin ve Dogecoin sürekli kontratlarını önümüzdeki hafta listeden çıkarma planı duyurdu. Bu enteresan. Borsa LTC ve Doge BUSD sürekli sözleşmelerinin kaldıraç ve marj katmanlarını bugün ayarlayacak. Ayrıca duyuruya göre otomatik bir uzlaşmanın ardından bunları listeden kaldıracak. Ha. Muhtemelen BUSD olduğu için zaten şu anda BUSD'ye Binance'ın kendi stable coin'i olan Aslen BUSD'ye biliyorsunuz bir garezi var. Haksız da değiller. Olan oldu artık. SEC'in ambargosu vakidir. O yüzden İşte niye öyle oldu, niye şöyle oldu demenin de anlamı yok. Bu saatten sonra gerekli olanı yapıyorlar. Bu şartlar altında gerekli olanı yapıyorlar diyebilirim. Bu şekilde durumu açıklayabilirim yani. Durum bu. Muhtemelen bunu ayarlayacaklar. Tether üzerinden yaparlar gibi duruyor. Bakalım. Diyor ki OKX 27 kripto para birimine dair duyuru yaptı. Önde gelen kripto borsası OKX, 27 altcoin'e ait birden fazla işlem çiftini listeden çıkarmaya hazırlanıyor. Listeden çıkarma işlemi, borsanın tekliflerini kolaylaştırmayı ve düzenli incelemelerle uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Kripto para borsası Arenas'ın önde gelen isimlerinden OKX bir duyuru yaptı. Bu arada OKX ilerleyen süreçte benim bayağı sağlam büyüme beklediğim borsalardan bir tanesidir. Yani bunun da altını çizmiş olayım. Ben OKX'ten bu sezon ciddi büyüme bekliyorum. Bakalım nasıl olacak. Tabii Binance'tan maalesef bunun aksine küçülme bekliyorum. Durum bu. Devam edelim. Platformunda listelenen 27 altcoin ile ilişkili önemli sayıda işlem çiftini listeden çıkarmayı planladığını açıkladı. Resmi bir açıklamayla 17 Ağustos'ta duyurulan kararın ayrıntıları var. Platform verimliliğini artırmak amacıyla işlem çiftlerinin kaldırılmasına yönelik sistematik bir yaklaşımın anahtarlarını çiziyor. 3 aşamalı altcoin çiftlerini listeden çıkarma işlemi. Listeden çıkarma süreci 3 aşamada gerçekleşecek. Ayrıca her aşama belirli işlem çiftlerini hedefleyecek. OKX 24 Ağustos saat 12.00'dan itibaren CVC-BTC, Dash Ether ve IZP-BTC gibi iyi bilinen çiftler de dahil olmak üzere 9 altcoin'e bağlantılı 8 işlem çiftini listeden çıkaracak. Bu arada IZP-BTC yani öyle aman aman korkunç derecede olmasa bile muhakkak kullanılıyordur yani onu söyleyebilirim. O yüzden bunu neden çıkarttıklarını tam olarak anlamadım. Her neyse. İkinci aşamada 28 Ağustos'ta Mana Ether
NEOETHER ve ONT BTC gibi çiftler var. Buna göre 7 altcoin içeren 9 işlem çift listeden çıkarılacak. Burada da Mana Ether kısmını çok anlamadım. Çünkü yine şunun altını çizebilirim. Ben Mana Ether'in de kullanıldığını biliyorum. Yani OKX üzerinde kullanımı ne durumda bunu bilmiyorum. Ama genel olarak Mana ET'nin genel anlamda kullanıldığını biliyorum. Bu şekilde açıklayayım. Bilemedim. Yani çok iyi olmamış mana açısından bakıldığında bence. Ne diyor? Ağustos 29'daki son aşama ise REN BTC, SLP USDC ve YFA Yeter var. Buna göre 9 altcoin ile ilişkili 9 işlem çiftini ortadan kaldıracak. Buradaki ana mesele ve sıkıntı hali karşımıza gelen kripto paranın yine son okuduğumuz partide SLP olduğunu görebilirsiniz diye düşünüyorum. SLP zaten enflasyon halinde bulunan ve maalesef ki ilerleyen vakitlerde sıkıntı yaşayabilir diye adlettiğimiz altcoinlerden bir tanesiydi. Ve evet, dediğim gibi ne yazık ki USDC gibi hala kullanılan bir işlem çifti ve stable coin'deki gücünü kaybettiğini görmüş olduk. Bu arada SLP'yi ben çok fazla önermiyorum biliyorsunuz. Çünkü evet, üzerinde bir sıkıntı var. Tether'den önemli açıklama. Piyasa değeri 28 milyar dolar olan önde gelen stable coin Tether duyuru yaptı. Buna göre 17 Ağustos 2023 tarihinden itibaren altcoin Bitcoin Cash, SLP, Kusama ve Omni Layer ağlarında USDT token ihracının durdurulacağını açıkladı. O, evet. Yani yine sıkıntılar var. Ancak Tether mevcut USDT tokenlarını bu ağlarda en azından önümüzdeki yıl boyunca her zaman gibi kullanmaya devam etmeyi planlıyor. Diğer taraftan bu süre zarfında daha fazla değişiklik olasılığı değerlendirilecek. Tabii bunlar da biraz şeyden kaynaklı, regülasyonlardan kaynaklı, tabiri caizse ayağını olabildiğince denk almaya çalışıyorlar. Bu da normaldir tabii ki diyebilirim. Devamında kullanıcılar bu ağlardaki USDT tokenlarını Bitfinex gibi platformlardaki diğer uyumlu zincirlerle takas etme seçeneğine sahip olacak. Baktığımızda Tether konuyla ilgili gerekçe de açıklıyor. Buna göre önemli bir çekiş gücünden yoksun olan blockchain'lere atıf var. Ayrıca uzun bir süre boyunca kullanım göstergelerinde hiçbir gelişme göstermeyen blockchain'lerin verimsiz destekle sonuçlanabileceğini belirtiyor. Diğer taraftan güvenlik ve gözetim riskleri oluşturabileceğini vurguladı. Evet. Bir bakıma tabii bunu yapmakta haklılar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.